Merhabalar sevgili Kanal 5 izleyicileri. Yepyeni bir önce eğitim programıyla bu haftada birlikteyiz. Değerli izleyiciler, bugün okul öncesi eğitim ve bu eğitimin önemini konuşacağız. Malumunuz öğrenmenin beşikten mezara kadar devam ettiğini algılayabildiğimiz bir dünyada yaşıyoruz. Ve hatta beşik öncesi anne karnında öğrenme sürecinin başladığı bir dönem ve mezara kadar devam etmesi gereken bir dönem yaşıyoruz. Ve dünya bu dönemi hep bu silsileyle, bu döngüyle yaşadı. Değerli izleyiciler, tabii okul öncesi eğitim deyince böyle çok kısa bir iki menkıbe anlatarak başlamak istiyorum meseleye. Gerçekten Osmanlı Devleti'nin eğitim sisteminde dahi çok büyük bir öneme sahip olan bir dönemden bahsedeceğiz. Malum Osmanlı Devleti'nin şehzadeleri, padişah çocukları okullarından, medrese eğitimlerinden önce almış oldukları önemli bir eğitim vardı. Bed-i Besmele törenleri denilen törenlerle bu eğitimlere başlanılırdı. Yani şehzade kendini yetiştirecek, devlet yönetimine namzet bir kişi olacak ve bir şekilde o hamurda yoğrulacak, kendini yoğurtturacak ve devlet adamı olacak. Tabii bu süreç Osmanlı Devleti döneminde Bed-i Besmele törenleri ile başlamış ama artık gerçekten çok modern bir eğitim çağında yaşıyoruz ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bu modern çağı gerçekten yakaladı ve bazı yerlerinde de bu modern çağın çok çok üstüne çıktı diyoruz ki bunu da geçtiğimiz ay Milli Eğitim Bakanımızın Sayın Cumhurbaşkanımızla yayınladığı 2023 Eğitim Vizyon paketinde çok iyi görebiliyoruz. Değerli izleyiciler, beşikten mezara kadar öğrenme algısını bir defa tüm eğitimcilerin, tüm velilerin, tüm anne babaların ve öğretmen arkadaşlarımızın unutmaması lazım. Çünkü öğrenmenin yaşı yok diyen bir medeniyetten geliyoruz biz. Efendim ilim için yitik bir mal gözüyle gördüğümüz bir din mensuplarıyız. İlim yitik bir maldır, Çin'de de olsa gidip alınız diyen peygamberin ümmetindeniz çok şükür. Ve hal böyle olunca biz geçtiğimiz yılda biliyorsunuz Türkiye Üstün Zekalılar Derneği'nin yönetim kurulu başkan vekili ile sevgili Nuri Özkan hocamla ne kadar erken o kadar iyi sloganıyla önce eğitim programında okul öncesi eğitimin önemini ziyadesiyle vurgulamıştık. Ve bu vurgularımız da çok şükür işe yaradı. 2023 Eğitim Vizyon paketinde Sayın Bakanımız da sahada çalışan, öğrencilerin sınıflarındaki tozu yutmuş bir öğretmen, bir muallim olduğu için o vurguyu ne kadar erken o kadar iyi vurgusunu gerçekten o mesajı çok iyi aldı ve konuğumla da daha sonra konuşacağız bunu. Türkiye'de okul öncesi eğitime verilen önemi biz bu pakette de ne yapmış olduk? Görmüş olduk. Değerli izleyiciler, bugün okul öncesi eğitim sürecinde gerçekten ömrünü vakfetmiş ve bu süreçte efendim çocuklarla hali hazırda yine sahada gününü geçiren, yıllarını geçiren bir eğitimci arkadaşımızla birlikte evlerinize konuk olacağız. Önce eğitim Sevda Tekiz'le birlikte başlıyor. Hadi bakalım. Sevda Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk yerinize. Hocam. Nasılsınız? İyiyim, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Tabii koştur koştur çocukları bırakıp geldiniz. Evet, evet. Ve bu bizim istikbalimizin münevverleri olan çocuklarımız. Henüz okula başlamamış, efendim işte okuma, yazma, öğrenme aşamasına evet. Geçmemiş. İşte annesinin kucağından sizin ocağınıza atılmış çocukların içerisinden koptunuz. Kanal 5'in Ankara evet. Stüdyolarına keyifli. Geldiniz. Sağ Hocam, okul öncesi dönem denildiğinde biz ne anlamalıyız? Bu dönem hangi dönemleri kapsar? Buradan bir giriş yapalım sonra tamam, yönlenelim. Olur. Okul öncesi dönem denildiğinde ilk akla gelen anaokulu dönemi oluyor. Aslında bu şekilde değil. Çocuğumuz anne karnına düştüğü andan itibaren çevresinin farkına varmaya, algıların açıldığı dönemde aslında ailelerin çok dikkatli olması gerekiyor.
Ve burada aslında bu dönemde bütün gelişimleri de başlıyor çalışmaya, ama tabii bunu ikiye ayırmak lazım. 0-3 yaş grubu dediğimiz çocuk, örneğin burada ne vardır? Temel güven duygusunun oluştuğu zamandır. Anneye, aileye ihtiyacı olduğu süreçtir, ama orada da tabii ki eğitim ve algıların başladığı süreç başlamış oluyor. Diğeri de 3-6 yaş grubu dediğimiz, artık oradan bağımsız. Biraz daha büyüyorlar, aynen. Biraz daha serpiliyorlar falan. Aynen. İşte okullu olduk falan filan muhabbetine giriliyor. Kesinlikle. Orada aslında anneye bağımlılığının artık bağımsızlaştığı dönem. Yani burada da biz eğitimciler devreye giriyoruz. O açıdan da burada da ne başlıyor aslında? Aileyle eğitimcinin işbirliği içerisinde gelişimini desteklememiz gerekiyor. Çünkü aslında baktığınız zaman 7 yaşına kadar olan süreçte zeka gelişiminin %70'i, 75'i tamamlanmış oluyor. Ki özellikle 0-4 yaş aralığında bu çok hızlı bir şekilde. O yüzden de ki şu an zaten aileler, anneler çok da bilinçli. Belki bunun içerisine teknoloji giriyor, bizler de çok çabuk bilgiye ulaşabiliyoruz, ama tabii nihayetinde hepimiz bir anneyiz. Daha duygusal bakabiliyoruz, en kıymetlilerimiz. O açıdan da biraz daha uzman ve eğitimcilere güvenerek ilerlememiz gerektiğini inanıyorum ben bir eğitimci yani olarak. Şu kıvam biraz daha önemli değil mi hocam? Yani evet, biz okul öncesi eğitimin önemini vurguluyoruz. Lakin bu önemi vurgularken anne şefkati, baba şefkati ve o ebeveyn ortaklığının, o aile çatısının kutsallığını da bir tarafa bırakmadan yapıyoruz bunu değil mi? Evet. Ya burada önemli aslında olan bu aslında. Evet, evet. En önemli nokta o aslında. Doğru söylüyorsunuz. Yani çocukların aile içerisinde de alacağı bazı şeyler var. Tabii, tabii, kesinlikle. Ve okul öncesi dönem dediğimiz bu eğitim süreci içerisinde de alacağı bazı şeyler kesinlikle vardır herhalde. Bunu kabul ederek ilerlemek lazım. Aslında ilk okul denilen kısım ailedir. Aileye örnek alır çocuk. Yaptığımız tavırlar, hareketler, bakın konuşmaya başlamış olması da burada çok önemli değil. Çocuğun algıları açılıyor. Çocuk bizi gözlemliyor. Şimdi bebeklere bakın, agulamaya başladığı an itibariyle aslında çevresini algılamaya başlıyor çocuk orada. Ciddiye almak lazım. Çünkü bir birey yetiştiriyoruz. Bir insan yetişiyor. Oradaki tavırlarımız, hareketlerimiz, konuşmamız, mimiklerimiz bile önemli. İlk başta tabii ki aileyi örnek alarak çocuk bize geliyor. Aile ilk adım, en önemli adım aslında baktığınız zaman. Ve hep şu kelimeyi duyarız, çocuklar ailenin aynasıdır. Evet, ben buna katılıyorum. Kesinlikle öyle. Çocuk ailesini yansıtıyor bize geldiği zaman da, o 3-6 yaş grubunda bahsettiğim. O yüzden aileler bazı şeyleri sorgularken kendine dönmesi gerekiyor. Hepimiz, hepimiz öyle. Çocuğa kızarız değil mi? İşte şu hareketi yapıyor ama neden? Sorgulamak mutlaka bir lazım. Tecrübesi vardır. Onun bir aile hafızası. Evet, ve zeka çok var. Hızlı ilerlediği dönemden bahsediyorum. Yani bizler gibi değil aslında. Çocukken alınan şeyler çok hızlı. Çok hızlı kapar. Örneğin çok örnek verilir. İşte yan tarafta ya da başka oyunla ilgileniyor ama bizi duyuyor. Evet, duyuyor. Yani bu ciddiyetle çocuklara yaklaşmak lazım. Çok zor işimiz. Tabii ki anne olarak, ebeveyn olarak, eğitimci olarak, ama bunu ciddiye alırsak eğer, her tavrımız, her hareketimiz çocuğa bir örnek, bir örnek olarak bakmak lazım. Yani evet değerli izleyiciler, şimdi biz bugün okul öncesi dönemin önemini kurumsal bazda masaya yatırıyoruz. Lakin şu gerçeği de unutmamamız gerekiyor. Evet, ilk eğitim ailede başlar. Ailenin eğitim süreci içerisindeki etkileri asla ve asla kesinlikle, yatsınamaz. Tabii ki. Ve biz eğitimciler, değerli izleyiciler, aile içerisinde yapılan müsbet ya da menfi her şeyi okulda görebiliyoruz aslında. İşin özü bu, meselenin özü bu. Ve bu gerçeği unutmadan okul öncesi eğitimi kurumsal bazda düşünmemiz gerekiyor diye toparlamak istiyorum hocamın da müsaadesiyle. Tabii ki hocam. Tabii biz aslında çok araya girmek istemiyorum ben. Meselenin uzmanı sizsiniz. O çocuklarla vakit geçiren öğretmenler sizlersiniz. Tabii
meselenin tabii faydaları hakkında da biraz konuşmamız lazım Sevda Hocam. Yani okul öncesi dönem denildiğinde 0-3 yaş dediniz, 3-6 yaş dediniz ve bunları teknik olarak çok güzel ayırdınız. Peki bu eğitimin, okul öncesi dönem eğitiminin faydaları hakkında neler söylemek istersiniz? Tabii. Yani okul öncesi eğitim almamış bir çocukla okul öncesi eğitim almış bir çocuk arasında ne gibi farklılıklar ortaya çıkar? Aslında yapılan araştırmalarda bu çok net, Türkiye'de yapılan araştırmalarda da açıklanıyor, makalelerde görüyoruz da akademik başarıya kadar ilerliyor. Yani demek ki okul öncesinin önemi ciddi anlamda ileriki yaşamını da etkiliyor. Bunlar nedir? Örneklerle de açıklayabiliriz aslında bunu. İlk başta biraz önce bahsettiğimiz gibi ne dedik? Özgüven. Yani çocuğun artık bağımlılığından bağımsızlaşmasına geçilmiş oluyor. Buna da izin verecek olan kişi tabii ki aileyle başlıyor yine her zamanki gibi. Ama çocuk okula başladığı zaman kendi hakkına saygı duymayı öğrendiği gibi başkasının hakkına saygı duymayı da öğreniyor. Bakın burada çok ince bir çizgi var. Çünkü çocuk eğer aileyle birlikte vakit geçirdiği zaman ne oluyor orada? Sadece çocuk kendini koruyor. Bir parka gittiği zaman kendi bedenini korumayı evet ailenin yanında öğrenebiliyor. Çünkü bizler anne olarak çok korumacıyız. Ama başkalarının hakkı da devreye giriyor ve çocuk artık ailenin yetmediği noktada kurumlar devreye giriyor. Burada ne oluyor? Farklı kültürlerden gelen çocuklarla bir araya geliyor. Aslında en büyük nokta bu. Yani çıkmış... Kimisi Yozgatlı, kimisi Ağrılı, kimisi Hakkari'li. Evet. İşte kimisi... O çocuklar, hocam inanılmaz farklı kültürler var aslında. Yani, evet, çok da keyifli oluyor İstanbul aslında. İstanbul ya da Ankara çocuğu babanın kız kardeşine hala der mesela. Evet. Bizim Yozgat'ta halanın adı Bibi'dir, Eme'dir. Yani, aynen, mesela, aynen o şekilde aslında. O tip bir çocuk rastlamıştım ben çalıştığım kurumda. Şimdi iki çocuk var, ana sınıfı öğrencisi. Çocuk diyor ki, işte Ali, Ayşe, Fatma, her neyse hatırlamıyorum ismini. Benim diyor, dün akşam Bibim geldi biliyor musun? Bibim geldi diyor şimdi yanındaki arkadaşına. Değil mi? Çocuk Bibi'nin ne olduğunu anlamıyor. Sonra gittim, oğlum dedim sen nerelisin? Yozgatlıyım hocam dedim. Şimdi orada Ankaralı olan o çocuk Bibi'nin hala olduğunu da öğrenmiş oluyor aynı zamanda. Aslında sosyalleşme başlıyor. Şimdi arkadaşlık kurmak çocuk eğer ailenin yanında olduğu süreçte nedir? Bir parka ya da bir arkadaşlık ortamına götürdüğünüz zaman onu siz oluşturursunuz. Yani. Bir odaya götürürsünüz. Hadi çocuğum burada oyun oynayın. Bakın siz kurdunuz orada, yönettiniz. Ama onu sürdürmeyi o çocuk orada öğrenmiyor. Aslında arkadaşlık kurmaktan çok arkadaşlığı sürdürmeyi öğrenmek de sosyal yaşam için çok önemli. Orada arkadaş oldum, oynadım, bitti değil. Çünkü aynı sınıfın içerisinde bir aradalar ve sürekli. Tabii. Yani doğru değil mi hocam? Kesinlikle, yani kesinlikle. Onu sürdürebilmek için kendinden özveri, önemli paylaşmak. Şimdi biz bunu görüyoruz eğitimin sürecinin başında. Bizim günlerimiz var örneğin, örneklerle bakıyoruz. Evet. İşte oyuncak günümüz var. Oyuncaklar her ilk geldiğinde herkesin kendine aittir o oyuncak. Kimse kimseye vermez. Çünkü tam paylaşmayı öğrendiğimiz süreçtir o dönem. Ama bir süre sonra o arkadaşıyla sürekli bir arada vakit geçirdiği için biraz da tabii güven duygusu oluşuyor. Sen bununla oyna, ben onunla oynayayım. Yani bakın güzel. Artık orada güven başlıyor, paylaşma başlıyor ve arkadaşlığı sürdürmeyi de artık öğrenmiş oluyor çocuk. Ve en önemlisi, anne ve baba olmadan çocuk kendi işini yapmayı öğreniyor. Bakın doğum anından itibaren ne vardır anne babanın yapması gereken? Ya da çocuğun öğrenmesi gereken şeyler, yemesi, içmesi, tuvalet alışkanlığı, uyku saati gibi değil mi? Tabii. Her çocuğun zorunlu temel ihtiyaçları vardır. Çocuğumuz büyüdükçe anne baba bunu öğretmeye çalışır.
Ama zaman zaman tutarlı olamayacağımız için tabii ki o anne baba duygusuyla hareket ederek aslında çocuk bunları da okul öncesi kurumlarda pekiştirir. Bu da nedir? Öz bakımını kendi yapmayı öğrenir, yemek yemeyi kendi çabalar en azından ve öğrenir. Burada hemen bir parantez açmak istiyorum. Şimdi değerli izleyiciler, bunu hepimiz yaşıyoruz aslında. Tüm anne babalar bunu yaşıyoruz. Bunun okul öncesi dönem olarak, okul dönemi olarak, işte eğitim süreci olarak tamamında yaşanılan şeyler. Biz Türk aile yapısı olarak annelerimiz ve babalarımız veli olmakla anne baba olmağı birbirine karıştırırlar hep. Yani yavrucuğum ben senin için saçımı süpürge ettim, yıllarca çalıştım, ettim, eyledim, cebimdeki son kuruşa kadar harcadım. Ama sen hala başaramıyorsun. Hadi git dersini çalış artık demek klasik Türk babasının ya da Türk annesinin söylemidir. Ama yavrucuğum git biraz üslü köklü sayılar çalış demek veli olmaktır işte. Yani Sevda Hocam buna katılıyor musunuz bilmiyorum. Yani aslında okul öncesi eğitimin kurumsal anlamda değerlerinden birisi de bu. Yani biz sadece öğrencimizi herhangi bir kuruma teslim edip de hadi burada uyku uyu, yat, dinlen, yemek ye, şunu yap, bunu yap şeklinde bir profil olmamamız lazım değil mi hocam? Kesinlikle. Yani bir annenin, bir babanın veli olabilmesi için okul öncesi eğitim kurumlarından alması gereken şeyler var diye düşünüyorum. Ben buna katılıyorum hocam. Onu da hatta şu şekilde tabir ederim ben genelde ama ne kadar doğru siz daha iyi bilirsiniz. İlk öğretime hazırlıyoruz değil mi biz çocuklarımızı? Evet. Ben hep şunu söylüyorum. İlk öğretimin biz eğitim kısmındayız. Yani eğitim kısmını hazırlıyoruz biz çocuklarımızı. Öğrenim kısmına değil. Ve burada velilerimizi de aslında bunu hazırlıyoruz. Nasıl? Şimdi biz evet okul öncesi kurum. Çocuğun tabii ki bakıma ihtiyacı olan bir durum. Yani yemek yemesi, ihtiyaçlarının giderilmesi, uyku düzeni bunlar zaten yapılması gereken zorunlu ihtiyaçlar, temel ihtiyaçlar diye antiparantez belirttik ya. Ama onun dışında çocuğun alması gereken kazanımlar var. Bakın ilk başta dedik nedir? Çok hızlı ilerliyor beyin. Yani gelişimin en hızlı olan döneminden bahsediyoruz. 0-6 yaş. Bakın 0 diyoruz. %70'i dediniz. Aynen, kesinlikle yani. Öyle. Yani bunu ciddiye almak gerekiyor. Sadece bakım ağırlıklı ya da annenin işe girmesi adına bakım olarak değil bizim yaptığımız iş. Bu açıdan değerlendirilirse aile de zaten çocuğunla ilgili çok fazla bir kazanım elde edemez. Şunu yapmayın diyorsunuz. Yani evet Türkiye'de anne babaların bir kısmı çalışıyor. Yani çalışan aileler çok fazla ülkemizde. Ve okul öncesi eğitim kurumlarını bir bakım merkezi olarak görmeyin diyoruz değil mi? Zaten o yapılıyor. Yani, o zaten yapılıyor. Tabii ki anne işi ya buna da hizmet ediliyor, ediyoruz da. Bu ayrı bir nokta ama çocuk eğer bir eğitim kurumuna başlamış ve devam ediyorsa burada eğitim de var. Onun bir akademik kazanımlarının olması lazım. Aynen, çünkü lazım. Benim bahsettiğim buradaki çocuğun alacağı kazanımlar hayatını etkileyecek. Her türlü ya da ilkokul, sizler daha iyi bilirsiniz hocam. Şimdi ilkokula başlayan bir çocuğun alması gereken hazır bulmuşlukları var değil mi? Siz bunun için testler yapıyorsunuz. Evet, evet. Nedir? İşte biz onlara hizmet ediyoruz. Ama anne baba yanımızda olmazsa olmaz. Hiçbir zaman ya da anne baba çok ilgilidir, çok destekliyordur ama kurum desteklemezse tabii ki eğitimci de desteklemezse olmaz. Karşılıklı, yani bu çocuk 5 yaşını doldurduğu zaman kazanımları elinde olacak. Onun hangisi önde, hangisi gelişim aşamalarının hangisi geride çok önemli değil. Her çocuk özeldir zaten. Her çocuğun alması gereken kazanımlar farklıdır. Ben çocukların kıyaslanması taraftarı da değilim. Hepsi özel. Yani gelişim aşamaları evet paralel ilerler ama her çocuk da farklı.
Bunları daha bilinçli artık, fark etmek gerekiyor hocam. Dünyada çoklu zeka teorimlerine göre eğitim politikaları belirleniyor. Artık Türkiye Cumhuriyeti'nde de çok şükür o var. Kesinlikle. Yani biz artık çocuklarımızın sözelci ya da sayısalcı olarak ayrılmasını istemiyoruz. Hı-hı. Gerçekten istemiyoruz. Ve bu ayrım maalesef okul öncesi eğitim dönemine kadar gidiyor. Yani çocuğun telefonla olan bir ilgisi varsa, işte radyo tamir eden klasik bu psikolojik testler var ya. Evet, Gökhan evet. Hocam da bana kızmasın. Gökhan Şahin izliyorsa bizi kızmasın bize. Gereklidir o testler. Elbette akademik mutlaka yeterlilikleri vardır. Ama çocukları bir basma kalıp bir kutunun içerisine sıkıştırmak istemiyorum ben. Yani işte çocuk radyo tamir ediyorsa şucudur. Efendim kitap okumayı seviyorsa bucudur. Şunu yapmayı seviyorsa şucudur. Biz artık makine mühendislerinin de bağlama çalabileceğini gördük kardeşim. Kesinlikle, bu kadar. Kesinlikle. Onun için o cümlenize sonuna kadar ben de katılıyorum. Yani yeteneklerine de hocam biraz özen göstermek, ilgilerine destek olmak lazım. Benim düşüncem o. Yani çocukları bir kalıbın içerisine koymayalım. Çünkü onlar bizim geleceğimiz. Evet. Değil mi? Mutlu birey yetiştirelim. Yani hedefimiz bu olsun. İlla bir mühendistir, doktordur olmak zorunda değil ya da herhangi bir meslek. Mutlu olsun, gülümseyen insanlar görelim. Çünkü yeni nesil diyoruz ki zehir gibi yeni nesil. Yani ben her geçen yıl bununla mutlu oluyorum, gurur duyuyorum. Sorgulayan bir nesil geliyor hocam. Yani bundan daha önceki yıllarımıza baktığımız zaman biz 3 yaşına bebek derdik. Gerçekten evet. Yani bebek sınıfı diye hala evet. Ağzımızda vardır ama şimdi cin gibi. Tabii. Yani şuradan kalkıp masaya otur dediğiniz zaman sorguluyor. Neden diyor. Yani süper istediğimiz bu. Yani artık değişiyor. Dünya değişiyor, nesil değişiyor. Bunu farkında olalım, sınırlamayalım. Ya da bizim doğrularımız doğru değil. Onlar yeni doğrular yazacaklar. Bırakın evet. Biz özgür bırakalım. Çünkü biz çok mu doğru yaptık her şeyi? Kaç yaşındayız? Ne hatalar yapıyoruz? Doğru mudur? Kesinlikle. Bırakalım biz 3 yaşındaki, 5 yaşındaki çocuktan bahsediyoruz. Evet. Ki hayal güçleri var. Hocam bizden aslında çok öndeler. Yani onların o kadar böyle küçük olduklarına bakmayalım. Değil mi? Artık sorgulayan, kesinlikle, muhakeme eden, muhteşem, yargılayabilen bir nesil yetişiyor. Muhteşem bir nesil geliyor. Ve bu nesli de biz şucu bucu, sayısalcı, sözelci, işte beynin sağ lobu daha fazla, sol lobu daha fazla çalışıyor şeklinde ayırmayalım yenilikleri diyorsunuz. Yeni nesil yazsın istiyorum ben hocam. Çok güzel. Yani evet. Farklılıkları sağdır, soldur, farklı bir şey vardır. Bırakalım yeni nesil araştırsın. Hayal gücünü sınırlamayalım. Çünkü zaten bizler hayal gücümüz baskılı durumdayız. Biz aynen. Bireyler, evet. Büyükler, evet. Hayat, kaygılar, birçok şeylerle. Ama onların şu an hayal gücü zehir gibi, onu desteklemek gerekiyor. Bunu eğitimciler de, tabii ki aileler de. Evet. Hocam kısa bir araya gideceğiz. Ondan sonra devam edelim. Tabii. Değerli izleyiciler, Önce Eğitim Sevda Tekiz Hoca ile birlikte okul öncesi eğitimi konuşuyoruz. Çok kısacık bir reklam arasından sonra biz muhabbetimizi biraz daha derinleştireceğiz. Ve okul öncesi dönemdeki gelişim aşamalarından bahsedeceğiz. Efendim bizim zamanımızda dokunmacız derlerdi. Şimdi onu demeli miyiz? Bunlarla ilgili konuşacağız. Çok kısa bir ara, bizden ayrılmayınız efendim. Hemen döneceğiz. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Değerli izleyiciler, biz bugün Sevda Tekiz Hoca'yla okul öncesi eğitim ve önemini konuşuyoruz.
Tabii reklam arasından önce okul öncesi dönem deyince neler anlaşılmalı ve okul öncesi dönem eğitimi alan çocukların hangi faydaları, hangi kazanımları edindiği hakkında muhabbetimizi sürdürmüştük. Tabii biraz daha derinleşeceğiz şimdi. Sevda Hocam, şöyle bir problem yaşıyor okul öncesi eğitim çağında ve özellikle birinci sınıfta olan öğretmenler ve veliler. Bizim okul fobisi olarak nitelendirdiğimiz, ben okula gitmek istemiyorum diyen, işte efendim okula gelirken ağlayan, zorlanarak gelen ve gerçekten anne babasına ve öğretmenlerine tabiri caizse kan kusturan çocuklarımız da var. Ve bunu eğitim uzmanları okul fobisi başlığı altında konuşuyoruz, muhabbetini sürdürüyoruz. Tabii okul öncesi dönem bu işe çocukların en yatkın olduğu dönem. Yani ana kucağından okula geliyorlar, okul ocağına geliyorlar. Yani eskiden Yeniçeri ocaklarında asker yetiştirirlerken hep bunu söylerlermiş. Burası ana kucağı değil, Yeniçeri ocağı. Evet, orası ana kucağı değil, bir okul. Çocukların akademik, sosyal ve psikolojik anlamda gelişme kat gösterebilecekleri, gelişme sağlayabilecekleri bir sosyal ortamdan bahsediyoruz. Ve bu ortama da çocuklarımızın maalesef ağlayarak, üzülerek, efendim zorla, baskıyla vesaire geldiğine de şahit oluyoruz maalesef. Okul fobisini nasıl aşabiliriz hocam? Yani siz bu fobiyi yaşayan çocuklarınızla neler yapıyorsunuz? Hangi örnekleri verebilirsiniz bize? Şimdi okul fobisi ve çocuğun yaşadığı kaygı kısmını ayırt etmek gerekiyor aslında. Okul fobisinin belirtileri nedir? İşte okul saati yaklaştığı zaman ağlama, mide bulantısı gibi ya da huzursuzluk, baş ağrısı gibi belirtileri olur tabii kaygı yaşıyorsa çocuğumuz. Ama genelde de yapılan araştırmalarda da şöyle gösteriyor. Çocuk okul kaygısı, fobisi daha doğrusu yaşayan çocuklara biraz daha inildiği zaman ikiye ayrılıyor. Bunlardan birisi çok fazla anneyle bağımlı yaşayan çocukların bağımsız ortama geçerken yaşadıkları problem. Neden? Çünkü işte arkadaş kurmak veya sosyalleşmek bunları tam olarak ne olduğunu bilmediği için aslında çocuk burada korku yaşıyor. Neyle karşılaşacağını bilmiyor. O yüzden de aslında biraz anlayışla karşılamak gerekiyor. Diğer tarz çocuklarımız da aşırı serbest yaşayan çocuklarımız da oluyor. Yani kural bilmeyen, daha özgürce yaşayan çocuklarımız da bu tarz kurumlara geldikleri zaman tabii ki kuralları oluyor. Yani bunlardan dolayı da kaygılar başlıyor çocukta ama her ne şekilde olursa olsun annenin de, eğitimcinin de, kurumların da sabırla yaklaşması lazım. Yani anlamaya çalışmamız. Mutlaka bu tavrı yapıyorsa bunun mutlaka bir sebebi var. Bu bir kaygı, bir endişe yaşıyor çocuk içerisinde. Ve çocuklar bunu dile getirirken onu şekillendiremezler. Bakın bu çok ayrıntılı, altı çizilmesi gerekiyor. Neden ağlıyorsun? Ağlama. Şimdi çocuk zaten çok neden... saçma bir soru değil mi? Aynen. Çünkü çocuk neden ağladığını bilmiyor. Zaten size onu anlatamaz. Sizin onu keşfetmeniz, cesaretlendirmeniz gerekiyor. O açıdan da sevgiyle yaklaşmak gerekiyor. Bu işin aslında özünde sevgi var, hocam. Muhabbet var. Evet, çocuk... Ve muhabbetle yaklaşılan ortamda da başarının gelebileceğini siz de cümlelerinizle ispat ettiniz. Tabii aslında burada ifrat ve tefrit noktası var hocam. Yani aşırı iki uç nokta. İki farklı aile tipi bahsettiniz. Otoriter aile ve işte özgür aile. Ve bir de anne bağımlılığı dediniz. Biz buna evet okul döneminde de çok sık bir şekilde itiraz ediyoruz aslında. Yani hatta daha ileri gidiyoruz. Diyoruz ki bakın, öğrenciniz anne baba bağımlısı olmasın. Öğrenciniz okul bağımlısı olmasın.
öğrenciniz öğretmen bağımlısı olmasın. Kesinlikle bahsettiğiniz şeyin bir tık üstüne biliyor musunuz? Yani öğretmene ya da anne babaya aşırı bağımlı olmuş bir öğrenci, inanın 8. sınıfta lise giriş sınavlarına girerken yanında öğretmeni olmadan sınava giremeyeceğini ifade ediyor. Neden? Çünkü sürekli özel ders almış, dershanelere gitmiş, kurslara gitmiş, özel okullarda eğitim almış, şu olmuş, bu olmuş. Bir gölge eğitimci onu hayat boyu takip etmiş. Ve o çocuğu sen tek başına o sınav kitapçığıyla baş başa bıraktığın zaman o her şey alt üst gidiyor. Kesinlikle, yani bağımsız bırakmamız gerekiyor biraz. Yani anne babanın koşulsuz onu sevdiğini bilecek, her şekilde yanında olduğunu bilecek, hata yapmasına müsaade edeceğiz çocuklarımızın. Yani bu çok önemli bir nokta. Hata dediğimiz şey çocuk zaten yaparak öğrenecek, keşfedecek, hatalarından ders alarak öğrenecek. Yani çocuklara biz biraz müsaade etmemiz gerekiyor. Severek, anlayış göstererek ve tutarlı davranış. Bakın bu çok önemli. Eğitimcinin de ailenin de tutarlı şekilde davranacak. Okul. Çünkü okul öncesi eğitim ailenin biraz da kararıyla verildiği için şu an tabii değişti. 5 yaş sonrası da zorunlu oldu ama orada eğer aile kararlıysa bunu adım atacak. Çocuğu biraz daha özgür bırakacak, bağımsızlaştığını kabul edecek. Çünkü anne baba zaten sevilir. Evet. Sevilir. Yani o korkuyu yaşamanın, çünkü biz şuna da denk geliyoruz hocam. Öğretmenini çok seviyor. Bakın, anneye gitmek istemeyen çocuklarımız okul oluyor. Okul fobisinin tam tersi değil aynen, mi? Yani, aynen. Evet. Ama burada bazı aileler bozuluyor. Aslında mutlu olmak gerekiyor. Bakın artık çocuk, çünkü anne babanın yerini tabii ki hiçbirimiz tutamayız. Ben de bir anneyim. Mümkün mü böyle bir şey? Mümkün değil. Ama eğer bir eğitimciyi seviyorsa inanın ki burada sevgi vardır. Çünkü bu işin özü sevgi. Her şey bir kenara. Gelişim aşamaları, ilkokula hazır bulunuşluğu, bunlarla ilgili zaten çalışmalar yapılıyor. Bir eğitim müfredatımız var. Çünkü bunlar evde zaten öğrenilmez, inanın yeterli kalmaz. Zaten yeterli kalmadığı noktada bizler devreye giriyoruz. Bu da ayrı bir konu, belki daha sonra konuşuruz hocam ama oradaki ayrıntılar çok farklı. Anne baba önce kuruma güvenecek, çocuklarını emanet ettiği yere güvenecek ve güven olduğu yerde zaten eğitimci çiçek açar. Siz güven duymayan bakışlarla bir eğitimciye bakarsanız ne çocuğunuz ne de o eğitimciden verim alabilirsiniz. Karşılıklı işbirliği diyoruz biz buna. Ben bunu şöyle örneklendiriyorum. Teşbihte hata olmaz diye başlayalım. Şimdi Allah'a inanmak diyoruz. Allah'a inanmanın en birincil koşulu ona iman etmektir. İman etmenin lügat ve ıslah manası, anlamı teslim olmaktır. Kesinlikle. Özü o. Kesinlikle. Yani senden ne geldiyse şeksiz ve şüphesiz amenna diyebilmektir. Ve Müslümanlığın birinci aşaması, birinci basamağı bu. Şimdi tekrar ediyorum, teşbih de hata olmasın. Biz öğretmenlerimize eğitim anlamında iman etmedikçe, onlara teslim olmadıkça maalesef sadece anne baba olarak kalıyoruz. Veli olamıyoruz. Şu da bir gerçek ki Türkiye'de başarılı çocukları analiz ettiğiniz zaman, mercek altına aldığınız zaman hep anne baba olarak yaklaşmış velilerin çocukları dipte, başarısız. Evet. Ama çocuklarına veli olarak yaklaşmış çocukların başarıları, PR'ları hep yükseliyor. Çizgi çıta hep yükseliyor. Tutarlı davranış dediniz. Okul öncesi dönemde ben anne baba olarak o kurumdan ne öğrenebilirim? İşte cevap. Ben çocuğuma senin yaklaştığın gibi yaklaşmalıyım hocam deyip sen ne yapıyorsan bu işin uzmanısın. Ben de onu evde yapmalıyım deyip teslim olmak kesinlikle lazım diye hocam düşünüyorum. Kesinlikle. İlerleme de buradan başlıyor. Zaten sonuçta evet, bizlerin yaptığı iş
çok küçük çocuklarla uğraşıyoruz. Tabii ki belli bir düzeye kadar anlayışımız tabii ki var. Bu ayrı bir noktadır. Bizler de anneyiz, bizler de babayız. Yani bu farklı bir mevzudur ama bunun dışında öğretmenin katkıları göz ardı edilmemeli. İlk başta ne dedik? 0-6 yaş arasında çocuklar kazanım elde ediyor. Ve hayatı boyunca da %70-75'lik oranı bu dönemde gelişiyorsa eğer, evet buraya ciddiye almak gerekiyor. Ciddiye alarak ilerlemek gerekiyor ve ben ailelerden ricam mutlaka bir kuruma veriyorlarsa çocuğu güvenerek verecek, araştıracak, içine sinecek ya da çocuğunu ilk başta çok iyi tanıyacak. Bir anne baba eğer çocuğunu çok iyi tanıyorsa ve kurumu da araştırarak gidiyorsa bilin ki burada başarı olacak. Çocuk mutlu olacak zaten. Nedir? Gelişim aşamalarımız var. İşte sizler için hazırlıyoruz ya biz çocuklarımızı ilkokul dönemi için ve ileriki hayatı için hazırlıyoruz. Neden? Kas gelişimleri için hazırlıyoruz biz. Sorumluluk sahibi olmalarını istiyoruz. Özgüvenlerinin yüksek olmasını istiyoruz. İşte zaten okul öncesi eğitiminin verdiği hazır bulmuşluklar da bunlardır hocam. Yani özgüveni yüksek bireyler yetiştirdiğiniz zaman zaten çocuk ilerleyecektir. Bunun farkındalığı artacaktır çocuğumuzun. O açıdan da okul öncesi kurumların önemi ciddidir. Bunu aileler zaten şu an önemsendiğinde inanıyorum ben. Şimdi İsmail bize müsaade eder de hocam bitiriyoruz demezse ona da geleceğiz. Tamam. Tamam İsmail'cim hemen hocam şu kadar dakika 15 dakikamız ciddi varmış. Ciddi mi? Çok çabuk geçti. Okul seçiminde nelere dikkat edilmeli ona geleceğiz ama onun öncesinde ilkokul olgunluğu dediniz. Evet bunu özellikle birinci kademede olan ilk dört okutan öğretmenlerimiz, anne babalarımız bu testleri, okul olgunluğu kavramını öyle ya da böyle bir şekilde duydular. Biz buradan şu soruya gelmemiz gerekiyor hocam. Okul olgunluğu konusunda öğrencinin birinci sınıfa başlarkenki hazır bulunuşluğu noktasında aileler nasıl bir yol izlemeliler? Yani akademik anlamda anaokullu denilen kurumlardan aileler ne beklemeliler? A'yı B'yi öğrensin mi çocuklar? Anaokulunda okuyan bir öğrenci okuma yazmayı öğrensin mi? Ya da öğrenmesin mi? Bu hep tartışma konusudur. Aynen, evet. Okul olgunluğu nedir? Bir ana sınıfı eğitimi almış öğrencinin birinci sınıfa gitmeden önce yaşamış olduğu yaz tatili döneminde anne baba onu nasıl test etmeli? Aa evet ben çocuğumu Sevda Hoca'ya verdim, Ayşe Hoca'ya verdim, Ahmet Hoca'ya verdim. İyi ki de vermişim ve şunları öğrendi. Benim çocuğum birinci sınıfa hazır derken anne babalar hangi kriterleri ölçüt olarak kullanmalı? Aslında hocam ben şöyle değerlendiriyorum bu konuyu. Şimdi ilkokulu olgunluk testi diyoruz. Ben bunu önemsiyorum. Çünkü biz de bunu yapıyoruz. Ve yaz döneminden önce yapılmalı bu test. Kurumlar yapmalı bunu bence. Anaokulu kurumları. Çocuk 5 yaşına geldiği noktada bu test bize aslında birçok done veriyor. Bunun uzmanları da var zaten bunları yorumlayan. Bunu yaz tatili öncesinde bence aileler yaptırmalı. Çocukların hangi kazanımlar elde etmiş, hangi gelişim aşamalarında üstün, hangi gelişim aşamalarında daha geliştirilmesi gerekiyor. Bunlar bence elinde olmalı ailenin. Arkasından da yaz dönemi dediğimiz 3 aylık bir sürecimiz var bizim. Burada bu desteklenebilir hocam. Desteklenebilir. Nedir? İnce motor kas gelişimi geridedir çocuğun veya dil gelişimi geridedir veya sosyal gelişimi geridedir. Bunlar neyse elinde olan, daha ileride olan ve geride kalan gelişim aşamalarına bakarak, değerlendirerek bence o 3 ayı destekleyebilirler. Benim önerim bu. Sonuçta ilkokul kısmı sizde, biz bilmiyoruz onu ama şimdi, bence öyle olmalı diye düşünüyorum. Babam anlatır sürekli, ellerinden öpüyorum buradan hürmetle. Saygılar. Babamın çocukluk döneminde köye sıhhiye ünvanıyla sağlıkçılar gelirmiş. Evet. Ve köylüyü sağlıkçı köy kahvesinin önüne bir masa kurarmış. Evet.
Ve köylü sıraya girermiş, neren ağrıyor diye sorarmış adam, sıhhiye, sağlıkçı yani şimdiki adıyla. İşte bizim Yozgatlı ifadesiyle böğrüm ağrıyor, yanım ağrıyor, başım ağrıyor, kolum ağrıyor, dizim ağrıyor. O sıhhiyeler, o sağlıkçılar, işte 1960'lardan bahsediyoruz. Gelen kimse, kim nerem ağrıyor derse desin, sıcak tut aspirin yut der gönderirmiş. Şimdi ya beyefendi neren ağrıyor? Oğlum işte başım çok ağrıyor, sıcak tut aspirin yut, yürü, tamam. Neren ağrıyor? Kolun ağrıyor, sıcak tut aspirin yut, yürü. Şimdi mesele buraya geldiğinde bu babamın anekdotu hep gelir aklıma. Şimdi biz eğitimciler aslında ezber bozmak zorundayız. Ezberleri bozmak zorundayız, sınırları zorlamak zorundayız. Evet, çok klasik işte ne olacak? Öğrenci yatık çizgiler çizebilecek. İşte ince motor kas gelişimi. Öğrenci dik çizgi çizebilecek, yan çizgi çizebilecek, şunu yapabilecek, bunu yapabilecek vesaire vesaire. Şimdi ailelerimiz aslında maalesef ezberlenmiş bazı kurallar etrafında dönebiliyorlar. Biz eğitimciler de bu hatayı yapabiliyoruz. Evet. Artık kendimizi aşmamız lazım diye düşünüyorum. Ve bize gelen her hastaya da aslında öğretmen de bir nevi doktor hocam. Yani kesinlikle. Aile geliyor, problemin ne diyorsun? Benim problemim eşimle kardeşim diyor. Ben eşimle anlaşamıyorum diyor. Ve siz orada onun eşiyle arasını yapmaya çalışıyorsunuz. Aile geliyor, problemin ne diyor? Hocam ders çalışmıyor diyorsunuz. Ve siz her şeye eğitimci olarak ya da anne baba olarak basma kalıp bazı kurallarla sıcak tut aspirin yut mantığıyla cevap verdiğiniz zaman, verdiğimiz zaman mesele çığırından çıkıyor arkadaş. Kesinlikle. Ve burada ailelerimizin birinci sınıfa başlarken çocuklarının problemlerinin ne olduğunu bilerek gitmelerinin önemi çok büyük. Çok büyük, evet. Doktora gidiyoruz, dahiliye uzmanına işte benim ayağım ağrıyor diye bir cümle kuramıyorsun. Ya da işte doktora gittiğiniz zaman doktorun size sorduğu ilk cümle şikayetiniz nedir efendim sorusunu sorar ve siz orada şikayetlerinizi yöneltirsiniz. Hı hı. Ama bu iş eğitim sisteminde oturmuyor maalesef, oturtturamıyoruz. Yani öğrenci geliyor lise sonunda üniversiteye hazırlanıyor, öğretmeninin yanına geliyor diyor ki ya hocam ben tarih dersini anlamıyorum. Şimdi hayda yani. Geliyor, sene sonu gelmiş, sınava bir ay kalmış. Hocam ben matematikten hiçbir şey anlamadım. Yok böyle bir şey, böyle bir dünya olmamalı. Okul öncesi dönemde siz çocuğu birinci sınıfa hazırlıyorsunuz ve o çocuk birinci sınıfa giderken probleminin ne olduğunu bilerek gitmesi lazım. Buradan sorum şu. Buyurun. Ne gibi problemlerle karşı karşıya kalıyorsunuz? Yani birinci sınıfa başlamak üzere olan, birinci sınıf arefesinde olan bir öğrenci hangi problemlerle birinci sınıfa taşınabiliyor? Şimdi hocam aslında sizin bahsettiğiniz konuya katılıyorum ben de. Yani aslında biraz önce de bahsettik. O gelişim aşamaları, o öndedir, bu daha geridedir. Bunlar iyileştirilebilecek noktalardır. Ama onun dışında bazı öğrencilerimizde ne oluyor? Dikkat eksikliği problemi yaşanabiliyor. Aslında okul öncesinin önemi diyoruz ya, orada devreye giriyoruz biz yine. Çocuklar, şimdi hiçbir anne baba bu konuda uzman olmadığı için tabii ki bizler de kendi çocuklarımıza konduramayacağımız birçok problemler var yaşanılan çocuklarda. Dikkat eksikliği olabilir, otizm olabilir, birçok şey var aslında bununla ilgili sayılabilecek konular. Bunların tespiti yani erken teşhis. Evet. Eğer bunu aile ciddiye alırsa bir birey kurtuluyor. Bir hayat kurtuluyor. Kesinlikle. Anlatabiliyor muyum? İşte burada yine o 0-6 yaş dediğimiz okul öncesinin önemine geliyor. Yani okul öncesinin önemini saymakla bitmez hocam. Doğru. Yani gerçekten bitmez. Eğer bilinçli ellerdeyse çocuk, aile de aynı şekilde kurumla ve eğitimciyle işbirliği içerisindeyse ve ciddiye alıyorsa uzmanın söylediğini, bir birey kurtulur. Neden? İlkokula başladığı zaman bir çocuk bir sınıfın içerisinde sırada. Yani. Nereye kadar tolere edilebilir? Nereye kadar o çocuk kazanılmak için uğraşılabilir? Çünkü bir müfredat işliyorsunuz.
Değil mi ilkokulda okuma yazma öğretilecek, problem çözme girecek devreye gibi. Yetiştirmeniz gereken konular var. Çünkü öğretim giriyor bakın orada devreye. Ama burada ne oluyor? Eğer bu teşhis edilebiliyorsa, ciddiye alan bir eğitimci varsa orada, ciddiye alınırsa bir bireyin hayatı erken teşhis kurtarır. Kesinlikle. Yani kesinlikle bu sağlıkta olduğu gibi... Eğitimde de böyle. Kesinlikle. Olmalı değil mi? Olmalı. Şimdi doktora gittiğiniz zaman ben işini kibar yapan tüm sağlık personellerinin karşısında saygıyla eğiliyorum. Kesinlikle. Ve burada sağlık personelleriyle ilgili yaşamış olduğumuz bir problem de söz konusu. Onu çok özelimizde olduğu için anlatamayacağız tabii. Ama işte bir sağlık personeline... Bunu söylediğiniz zaman öyle ki ya arkadaş ben ne bileyim senin nerenin ağrıdığını, yani doktora gittiğiniz zaman nerem ağrıyor hadi bil diyemiyorsunuz. Nerenizin ağrıdığını söylüyorsunuz. Bizim öğretmenlikte de eğitimde de insanların bu olgunluğa aslında ulaşması lazım. Bu konuda Milli Eğitim Bakanımızın kurmuş olduğu bazı cümleler var. Gerçekten heyecanla bekliyoruz. Kesinlikle. 2023 eğitim vizyonunu açıklarken Sayın Bakan, sağlık personelleri gibi öğretmenlerin de bir mesleki hukuk çerçevesinin olması gerektiğini ve bununla ilgili çalışmalar yürüttüğü müjdesini verdi Ziya hocamız. İnşallah Allah yolunu açık eder İnşallah. Ve bunları gerçekleştirebilir diyoruz. Son 1-2 dakikamız kalmış hocam. Son olarak velilerimiz anaokulu seçerken nelere dikkat etmeli? Birkaç cümle alıp sonra müsaade isteyelim izleyicilerimizden. Tamam. Uzun bir konu aslında ama. nereye dikkat etmeli? Öncelikle aslında onu bahsettik, onu tekrar söyleyeyim. Öncelikle aileler çocuklarını çok iyi tanımalı. Neye ihtiyacı var onu belirlemeli. Aile de kendi arasında anne ve baba olarak kurumdan ne bekliyor? Bunu öncelikle belirlemesi lazım ve sonra kendisine uygun olan kurumları araştırıp eleyerek sonra çocukla birlikte o kuruma karar vermeli ve teslim olmalı diyorum eğitimcilere. Çocukla birlikte okul gezilmez mi diyorsunuz? Hepsi gezilmez diyorum hocam. Yani 10 tane kurum seçtiniz. Çocuğa burada sonuçta çocuğun orada karar verme yetisi maalesef yok. Yaşı itibariyle yok. Yani 3 yıldır, 5 yıldır hayatta olan bir canlıdan bahsediyoruz. Bizim onları korumamız, kollamamız gerekiyor. Bizim görevimiz bu bir anne baba olarak. O açıdan da biraz daha eleyerek kendilerine uygun olan kurumlara tabii ki evlatlarıyla gidip karar verip içlerine sinmesini istiyorum ve sonra da biz eğitimcilere güvenmelerini istiyorum ki biz de onları işleyebilelim. Çünkü bizim elimizde bir hamur var. O kadar masum meleklerle uğraşıyoruz biz. Bakın çok ayrıntıdır, çok manevi bir iş aslında yaptığımız iş. Bizlere teslim olmalarını ve onları çok güzel bir şekilde sevgiyle yetiştirmek istiyoruz. Biz eğitimcilerin isteği de bu. İnşallah. Allah yolunuzu ve bahtınızı cümlemizin açık etsin hocam. İnşallah. Teşekkür hocam, ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Gerçekten teşekkür çok keyifli bir hocam. Programdı. Sağ olun. İnşallah biz yine okul öncesi eğitime dair konuşamadığımız birçok mesele var. Yine bu çerçevede inşallah konuk olarak görmek isteriz sizleri i̇nşallah programımıza. Hocam, sağ olun. Tekrar sağ olun. Ayaklarınıza ben sağ olun. Ben teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Değerli izleyiciler, bugün okul öncesi eğitim önemi ve gerekliliğini Sevda Tekiz ile birlikte masaya yatırdık ve mercek altına aldık. Ve gerçekten derin bir muhabbet oldu, sohbet oldu. Tabii anne baba olmakla veli olmağı birbirine karıştırmamamız gerekiyor cümlesini ben tekraren altını çizerek söylemek istiyorum. Okul öncesi eğitim döneminde de, ilkokulda da, ortaokulda da, lisede de anne ve babalarımızın bir öğretmen gibi çalışamayacağını hepimiz biliyoruz. Bir öğretmen formasyonuna sahip olmadıklarını hepimiz biliyoruz. Ama bu işin özünde ana sınıfından üniversiteyi bitirene kadar öğretmen ve ebeveynlerin tutarlı davranışlarla bir ortak payda altında toplanması gerektiğini, bu ortak paydayla çocuklarımıza yaklaşmaları gerektiğini biz yine hatırlatarak programımızı
kapatalım. Haftaya Perşembe günü saatler 18.30'u gösterdiğinde biz yine Kanal 5 Ankara stüdyolarından önce eğitim diyeceğiz inşallah. Perşembeye kadar hoşça kalın, sağlıcakla kalın.